Herkese selamlar. Yepyeni bir Genshin Impact bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ana görevlerden devam edeceğiz. Ana görevimiz var. Yukarıda Azur Ayini. Hemen burada rota çizdim. Neredeymiş o bölgemiz? Hemen haritadan bakalım. Burada. Yakınlarda da bir tane portal daha var. O portalı da açmaya çalışalım sizlerle. Yuring Terrasına gidiyor. Yuring Terrasına şu merdiveni kullanarak gidebiliriz diye düşünüyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Bu arada bu video içerisinde 500 abone olma gibi hedefim var. Herkes abone olursa, bu videoyu izleyenler, Genshin'i sevenler de abone olursa bunu başarabileceğimize eminim. Şimdiden teşekkürler. Niye burada çıkamadık anlamadım. Neyse tamam. Güzel gidiyoruz. Bir sıkıntı yok şu andalar. Oraya doğru atlamam lazım. Peki şöyle yaparsak gayet iyi olur. Tamam. Olayı çözdük. Bu sınırlanma mekaniğini artık çözdüğümü düşünüyorum. Zurai'nin direkt tutmak için en iyi zaman olduğunu duydum. Bunu mu duydun Peyman? Bakalım gidelim. Changshun diye biri var. Buradan da tüsü yerleştir. Yerleştirelim bakalım. Demek sen de Adeptus'ların şansını almaya geldin. Çok şey biliyor gibisin. Bu zamanda direkt tutmak, Adeptus'ların ve Lex Lepis'in kutlamasını beraberinde getiriyor. Ben zaten direkt tuttum. Bunu sana alabilirsin. Teşekkürler. Keşke kardeşim yakın zamanda bulabilsem. Dileğimiz bu olacak abi. Kesinlikle dileğimiz bu olacak. Kardeşimizi bulmak istiyoruz artık. İkiz kardeşimiz vardı hatırlarsınız. İlk bölümlerde. Onunla yolumuz ayrılmıştı hatırlarsınız. Şimdi bir tane daha direkt tutmam gerekiyor. Dağda yukarılarda bir tane daha olduğunu soruyor. Yukarılarda değil, burada bir yerlerde. Peki. Ben yukarılarda bir yerlerde sandım. Dua edeceğiz, direkt tutacağız. Burada Ivanovich diye biri var. Ona da sanırım konuşacağız. Bakalım o ne diyecek. Dileğimizi dinleyeceğiz. Lüyü ilk gelişiniz mi? Aslında ben de Zuhra'yı ilk kez görmeye geldim. Ha, sen de mi? Lüyü'nün 7 yıldızından Nian Guangkan'ım. Yalnızca Lüyü'de nüfusu olanlar Zuhra'yı yönetecek yapabilir. Ay bilmiyordum. Adeptusların çoğu çeşitli hayvan formlarında dolaşıyor. Onu bilmiyordum bak. Lex Lepis'in bu tarz resmi etkinlikleri Lüyü'nün iki antik efsane bir yaratığının tutsal birleşim halinde katıldığını duymuştum. Ben duymamıştım ben. Özgürüm, dileğini bölmemeliyim. Lütfen bunu al. Teşekkürler. Bu da bize bir şey verdi. Toprak hükümdarından ipucu alabilmeyi dilerdim. Toprak hükümdarından ipucu alabilir miydik bilmiyorum ama bu sırada böyle bir şey diledik. İlk öncesinde kardeşimizi artık bulmak istiyoruz, onunla buluşmak istiyoruz. Umarım onu bulabiliriz ya. Kendi karakterimizin hikayesinin artık sonunu yaklaştığımızı biliyorum bak. Az kaldı yani, onu söyleyeyim, az kaldı. Evet, etkinliğin başlamasını bekleyebiliriz. Umarım uzun sürmez hazırlanması Lady'mizin. Şimdi nereye gidiyorsun? Etine katıl, katılalım. Sen ve Peyman Zuhur Ayin'in parçalamasını bekliyorsunuz. Bekleyelim bakalım. Bana çok diyorsun, bir bölümü yapmayacağım. Tüm şu insanlara bak. Öne geçmeliyiz. Böyle geriden hiçbir şey göremiyoruz. Haklısın. Sen geçersin de ben insanları ittire kalktıra geçebileceğim. Sen yükseklerden. Oh ne güzel. Lady'mize bak sen. Zaman geldi. Yap bakalım, göster hünerlerini. Vay canına be. Bu oyunu işte bu yüzden, bu görselleri için seviyorum. Hikayeyi de seviyorum da bu görselleri de seviyorum bak. Bu görseller için oynamaya devam ediyorum. Ama bazı şeyler için görüntü yapmak gerekiyor ya, o biraz sıkıntılı. Yani her şeyi tekrar yapmak. O da ne oldu be, ne geldi oğlum? Ne alaka, ejderha ne alaka? Yok artık, daha neler? Ne oluyor lan? Herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyor, birbirleriyle konuşuyorlar. Acaba bu kim? Bu da ne böyle? Nereden geldi bu bir anda? Rex Lepis öldürüldü, çıkışları kapatın. Nasıl lan? Ne oluyor lan? O Rex Lepis miydi, nasıl yani? Yok artık, nasıl öldürüldü?
Ne oluyor burada ya öyle? Az önce Rex Abyss'in öldüğünü gördük. Toprak hükümdarının öldüğünü mü söyledi? Olmaz, taş oldu. Görünüşe göre yaklaşan şüphelileri yakalıyorlar. Katil aramızda. Biz bir şey yapmadık ki. Bu dünyaya geldiğimizde karşılaştığımız kişi de bir tanrıydı. Aynen öyle. Ne yapıyoruz? Oraya gitmemiz lazım. Asker varsa var Payman, korkmayacağız abi, gel gidiyoruz. Kartı olmasan da senin almalarına izin veremeyiz. Abi bir şey olmaz, sıkıntı yok. Şöyle hızlı hızlı kaçacağız, abi. Biz görmenin izin vermeyeceğiz. Görseler bile bir şey yapamazlar diye düşünüyorum. Ben geldim de. Bir şey olmaz abicim. Ben bir şey olmaz demiştim. Bir şey olmaz. Asker. Hemen orada bir asker daha var. Biz bir şey yapmadık oğlum. Biz niye kaçıyoruz? İşte oradalar. Oğlum biz bir şey yapmadık. Yakala onları. Ne yakalasınlar? Biz bir şey mi yaptık? Biz bir şey yapmadık. Kaçış yok. Hey dostum, sabit dur. Ne oldu lan? Sen de kimsin? Yok artık, sen de nesin böyle be? Vay anasını. Dur. Gelenler var. Gidelim abi buradan. Ne oluyor böyle be? İki yeni karakterle tanıştık bu arada. Vay anasını, biriydi bir de bu arkadaş, adını bilmiyoruz. Ne oluyor oğlum? Ben senden daha çok yoruldum ya. Süzülmek o kadar yorucu değildir ya. Hayır, sen kimsin oğlum? Asilzade. Tapmamız mı gerekiyor On Payman ya? Takma at peki. Monster şanslı sivri olsa bir sinyora ile karşı karşıya geldiniz mi acaba? Sinyora mı? Asilzade. Sen Fatih'sin, habercilerden biri. Niyetim kavga etmek değil. Aynen, inkar etmedi. Fatih bu, aynen. Demek Signora size kötü bir izlenim bıraktı. Ben de ona bayıldığımı söyleyemem. Şimdi onu unutalım olur mu? Size yardım etmeye geldim. Fatih'in yardım ihtiyacım yok. Kesinlikle. Ya katayım abi ben bu konuda. Yaparım. Emin misin? Ben kötü biri değilim diyor. Evet, belki biraz kötü olabilirim ama bedava olmaya gelmedim. Kılıcını kılında tutmanı rica etsem çok şey mi istemiş olurum? Hayır, çok şey istemiş olursun. Sana neden güveneyim? I thank you for your knightly nobility. Bir şövalye gibi kibar davrandığın için teşekkür ederim Yeager. Adımı nereden biliyorsun ya? Adımı söyledik mi biz? Aynen. Monsat'ta yaptıklarınızı duymuştum. Trende sizi fark ettim. Başından sonuna kadar sizi izlediğim için bunu sizin yapmanızı biliyorum. Belli ki işin arkasında başkası vardı. Kim vardı abi? Fakat Çezneya'dan bir fatura elçisi olduğum için bu denli büyük bir olaydan sonra bana güvenilmez. Kesinlikle sana güvenilmez. Kendini çok iyi tanıyorsun kanka. Ryu'yu yöneten 7 yıldız zaten bize fazlasıyla şüpheyle yaklaşıyordu. Yani onları suçlayabilir misin? Sanırım bu gerçeği reddetmek mümkün değil. Evet, yabancılarla mesafeyi korumak iyi bir fikir olabilir. Öyle ya da böyle şu noktada zaten alıştım. Şüphelerden kurtulmak istiyorsak Kuzey Bankası'na gitmemiz gerekiyormuş. Kuzey Bankası'na. Burada kalamazmış. Abi daha yeni geldik, gideceğiz mi? Yüce deyiminde söylendiği gibi yerin kulağı var. Yerin kulağı var. Aynen, Türkçede de böyle bir şey var. Yerin kulağı var. Aman kimse duymasın tarzında. Yani kimse görmesin tarzında bir şey. Evet. Pekala. Kuzey Bankası'na gideceğiz. Oğlum neler oluyor böyle? Daha yeni geldik be aslanım. Daha yeni geldik. Buradaki askerler bizi yakalamak için uğraşacaktır büyük ihtimal ama neyse. Kuzey Bankası yukarıda. Yukarı. Nereden çıkabiliriz? Şuradan çıkabiliriz galiba. Nereden çıkabiliriz oraya? Bir saniye. Kuzey Bankası'na. Şu yukarıdan bir yerlerden çıkabiliriz. Aynen. Şu merdiven biz istediğimiz yere götürebilir. Neden zor yolları deniyoruz ki zaten? Ben de bunu anlamıyorum. Yani neden zor yolları denersin ki? Ya bir yol varsa o yoldan gideceksin. Kuzey Bankası'na şuradan bir yerlerden gidiliyordur herhalde. Diye düşünüyorum. Şurayı dolaşalım bakalım. Doğru mu gidiyorum? Yanlış mı gidiyorum? Pek fikrim yok. Evet, doğru gidiyoruz. Bakalım ne anlatacaksın? Hayır, sana bir şey demiyorum oğlum. Hazırlıksız yakalamışız. Kimse onunla konuşmamış.
Buradaki insanlar da, oğlum biz yeni insanız ya, daha yeni geldik buraya. Neden sosyalleşmek istemiyorsun? İşe yaramadığını görünce pes etmiş. İnsanlarla tanışmış ama onlar arasında büyük bir mesafe olduğunu hissetmeden edememiş. Beni aralarında kabul etmemişler. Onu aralarında kabul etmemişler. Yani dışlamışlar. Denemek istemiyorsun. Oğlum dene ne olacak ya? İnsanlar seni istemiyorsa bile sen biraz dene, belki olur. Aynen, kötülerle alakalı olabilir. Doğru söylüyorsun. Ama ben Vlad sen de değil. Abicim ya, hayır hayır. Seninle alakalı değil ya. Sen kimsin diyelim? Buranın muhafızıymış peki. Shezna'nın Lüde açtığı Kuzey Bankası. Lüde yer alamayan tek banka da buymuş. Müdürle konuşabilirsin diyor. Pekala. Girelim abi. Kuzey Bankası'na gir abiciğim. Bakalım ne olacak? Olaylar iyice ilginç bir hale almaya başladı. Gözümüzün önünde bir şeyi öldürdüler. O Rex'i öldürdüler ya. Nasıl oldu onu anlamadım. Yukarı. Yukarı nereden çıkıyoruz ki? Yukarı çıkabileceğimiz bir yer var mı? Şurada bir yerlerde vardır herhalde. Çık oğlum. Yine merdivenleri kullanarak gideceğiz anladığım kadarıyla. Aa, değerli sandık buldum ha. Bak, sandık bulmayı beklemiyordum. Eşyaları alamadık. Geri aşağı mı ineyim? Bolik sandığı aldım en azından. Bak, bunu bilmiyordum. O sandığı aldım. Hiç affetmem bile. Oğlum niye girdik, niye çıktık o zaman lan? Niye girdik, neden çıktık? Anlamadım ki. Neden bunu bize yaptırdınız? Buradaymış. Gel buraya. Seninle konuşalım bakalım. Kuzey Bankası ha? Doğru. Biliyorum, bunu öğrendim. Liu, Teyvat'ta en çok şirket olan yer olsa da Shezna'da pek farklı değil. Fakir ulusların sizinkilerin havanın şubelerine davrandığı gibi davranan diplomatları olduğunu zannetmiyorum diyor Payman. Komik olan ne kanka? Ne veriyorsun bize? Nedir o? Bize bir şey verdi. Bu bir ne? Tam olarak emin değilim. Para bazen bir şeyler almaya yarıyor. Ancak birisi bana yaramıyor. Mühürmüş aldığımız şey. Tek bildiğim bunun bir mühür olduğunu diyor. İhtişamlı ve aydınlanmış adeptusların sana zarar vermesini engelleyen bir mühür olduğundan bahsediyor. Limandan kuzeye doğru gidip Guli odasından batıya doğru ilerlersen sonunda Yuengol olarak bilinen bir taş ormanına varırsın. Oraya mı gireceğiz şimdi? Dünya halkı buranın adeptusların yaşadığı bir yer olduğuna inanıyor. Buna gerçekten inanıyorlar mı? Efsane veya değil, buna inanıyorlar. Ayrıca ataklar bile adeptuslara sınır bölgelerinden sunuluyor. Kimsenin bölgeye giremediğini, o bölgeye giremediğini söylüyor. Cesaret edemediğini söylüyor asıl zahidimiz. Adeptusların gerçekten var olduğunu bildiğimden inancı ihtiyacım yok aslında. Nasıl yani? Gerçekten varlar mı? Evet, doğru görünüyor. Kesinlikle bu isim var, doğrudur. Ama niye gidip onları arayacağız? Niye adeptusları aramamız gerekiyor? Ölümlerin adeptusların kutsamasına ihtiyaç duymasının birçok nedeni olabilir. Para, sağlık, aşk. Ancak siz adalet için gideceksiniz. Adalet mi? Yedi Yıldız Taş orduyu çoktan göndermişti. Suikast için seyirciler arasında bulmaya çalışacaklar. Ancak bir ölümlü orduları sivil süpürebilen bir tanrıyı nasıl öldürebilir ki? Rex de biz tanrı güçlerini hiçbir zaman bırakmadı. Bu kadar üstün körü bir karşılık beklentinin çok altında. Ne kadar şüpheli bir durum. Sadece gerçek suçlu mu gizlemeye çalışıyorlar? Bunu 7 yıldızın yaptığını ve suçu başkasının yıkmaya çalıştığını mı düşünüyorsun? Olabilir bak. Bunu soracağım abi, evet. Senin düşünme şeklin benimkinden daha da radikal Fahri Şövalye. Vay, Fahri Şövalye olduğumu nereden biliyorsun? Ama sen bizi izledin doğru ya, bunu da biliyorsun. Okey. Bak Şan Bankayı, sen bizi gözlemledin mi ya? Diyor ki şu anda bile Kuzey Bankası Taş Ordu'yu uzun süre dışarı tutamaz. Ancak Adeptuslar herhangi bir yanlış davranışın ardından seni kurtarabilir. Adeptuslar bu konuda bize yardım edebilirmiş, öyle diyor. Umarım böyledir, dediğin gibidir. Liu toprak hükümdarı ve tabii ki Adeptusların gücüyle oluşturuldu. Vay, bunu bilmiyordum. Adeptusları ara, 7 yıldızın uzaklarından daha hızlı davran ki olayları kendi tarafına anlatabilirsin. Yani onlar gitmeden, gerçek suçluyu gizleyenler oraya varmadan sen git ki, ilk önce sen dinlen, seni dinlesinler, sana bir hak versinler, konuşma hakkı versinler,
seni böyle saçma sapan bir şekilde yargılamasınlar diyor. Okey. Şu an sağlıyor yalnız ve kudreti ve aydınlanmış Adeptuslar yardımcı olabilir. Peki. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu bölümü burada noktalıyorum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayın. Bu yıl içerisinde 500 abone barajını artık geçmek istiyorum. Yani bayağıdır uğraşıyoruz bunun için. Umarım yükseliriz ve daha güzel şeyler de sizlerin karşısına çıkar. Ayrıca 800 abone gibi bir hedefimiz de var bu yıl içerisinde. 500 geçtikten sonra ikinci hedefimiz o. Üçüncü hedefimiz 1000 abone. Daha sonrasında da bir 100 bin aboneye gitmeye çalışacağız sizlerle. Umarım başarabiliriz. Yorumumuz daha uzun. Acelemiz yok. Daha oynayacağımız bir sürü oyun var. Hoşçakalın.